Sayın Osman Paksüt, Anayasa Mahkemesi eski başkan vekili bizimle birlikte olacak. Kendisine sorularımız olacak değerli izleyiciler. Başlıyoruz Haber Artı'ya biraz sonra. Evet değerli izleyicilerimiz, Haber Artı bölümüne hoş geldiniz. Haber Artı bölümümüzde konuğumuz eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Sayın Osman Paksüt olacak. Değerli izleyiciler, bildiğiniz gibi HDP'nin kapatılması ile ilgili süreçte Anayasa Mahkemesi raportörü incelemesini tamamladı ve bazı usul eksiklikleri tespit etti. Bununla ilgili nasıl bir süreç işleyecek bundan sonra elbette uzmanına danışmamız gerekiyor. Biz de merakla bekliyoruz Sayın Paksüt'ün söyleyeceklerini. Sayın Paksüt, hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler efendim. Evet, şimdi süreç başladı. İddianame Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Raportör raporunu tamamladı. Yarın mahkeme heyeti görüşmeye başlayacak. Şimdi iade meselesi var. Bu iade ne anlama geliyor? Yani iade talep midir, nedir? Bir net anlamak istiyoruz. Ben tamamen sözü size bırakacağım. Buyurun efendim, süreci özetlerseniz. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle raportörün görüşünün iddianamenin iadesi yolunda olduğuna dair tabii ki bende bir bilgi yok. Normal olarak zaten bu konuda açıklanmış bir bilgi olmadığı netçe durumun ne olduğunu, raportörün önerisinin ne olduğunu söyleyemeyiz. Belki bir tahmin olarak ya da belki bir şekilde bir bilgi sızması ile öğrenilmiş olabilir ama iddianamenin raportör görüşüyle yani raportörün tavsiyesine, görüşüne bağlı olarak iade edilmesi ki bu kısmı doğru ise Anayasa Mahkemesi'nin kendi takdirine bağlı olarak bir şey ifade edilir. Yani şöyle söylemeye çalışayım. Bu konuda raportör görüşleri hiçbir safhada Anayasa Mahkemesi heyetini bağlamaz. Asıl olan mahkeme heyetinin vereceği karardır. İddianameyi mutlaka mahkeme heyeti yani üyeleri de ayrıca ilk geldiği günden itibaren kendilerine dağıtılmıştır. Okumuş, incelemişlerdir. Ve ayrı bir kanaatleri olabilir. Bu şekliyle yargılama yapılmaya müsait olduğunu değerlendirebilirler. Bu takdirde iddianamenin kabulüne karar verilecektir. Ama eğer raportör gibi düşünen üyeler çoğunlukta olur veya tamamı da aynı şekilde düşünürse o zaman iddianame hangi noktalardan yetersiz olduğu ve yargılamaya müsait olmadığı yolundaki mahkemenin görüşüyle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilecektir. Tabii ki bundan sonrasını Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği hususlar çerçevesinde yani iade yolunda alacağı gerekçeli kararın içeriğine ve buradaki tespit ve varsa açıklama taleplerine bakarak yeniden tanzim gönderebilir veya göndermeyebilir. Yani o konuda da yine takdir tamamen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olacak. Şimdi durum bu. Yani bunu sonucunu yarın yani bekleyip görmek lazım. Bu noktada fazla bir yani spekülasyon yapmak, raportör görüşü neye dayandırıldı bu konuda yorum yapmak doğru olmaz. Evet. Bunu ya, ben de onu netleştirmek için zaten sormuştum efendim. Yani böyle bir şey gündemde var. Dolayısıyla sizin belirttiğiniz olgulara baktığımızda söz Anayasa Mahkemesi üyelerinde. Raportörün bu konuda bir bağlayıcılığı yok. Bize yok. Ulaşan bazı bilgilere baktığımızda işte bazı isimlerin işte görevli hatta bazılarının vefat ettiği vesaire gibi orada adı geçenlerin gibi bilgiler varmış. Bunlarla ilgili usulle ilgili bazı şeylermiş. Sonuçta bu kısım böyle. Anladım. Yani orada evet bu da kamuoyuna medyaya yansımıştır. Yani vefat etmiş bazı kişilerin de iddianamede yer aldığı vesaire bir takım hatalar olduğu. Bu noktaların düzeltilmesi yönünden iade düşünülüyor ise tabii ki bu iade yapılabilir. Ve bu düzeltmeler yine çok süratli bir şekilde gereği yerine getirilerek eksiklikler tamamlanarak tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gönderilebilir. Peki efendim nasıl bir süreç işleyecek bundan sonra? Yani iddianameyi kabul ettiğini varsayalım yarın Anayasa Mahkemesi'nin ya da iddianameyi kabul ettiğini varsaydıktan sonra ne kadar sürer bu iş yani karar verilmesi?
Bu konuda biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı bir yargılama. Bu yargılama bütün yargılamalar gibi adil yargılama ilkelerine, esaslarına uygun olması gereken bir yargılama. Her ne kadar kendine mahsus sui generis denilen bir dava türü ise de, yani bir ceza davası değilse de, ceza muhakemesi kanununun ve ceza yargısının esas ve ilkeleri gözetilerek yapılan bir yargılama. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin bakacağı temel hukuk belgeleri, bir, anayasa tabii ki, iki, siyasi partiler kanunu, üç, ceza muhakemesi kanunu, dört, kendi kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin 6216 sayılı kanun ve Anayasa Mahkemesi iş tüzüğü. Sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Çok rahat duyuyoruz biz sizi. Buyurun. Şimdi buradaki kurallara dayanarak yargılamayı yürütecek. Tabii dediğim gibi bunun temeli de adil yargılama esaslarının gözetilmesidir. Bu bakımdan savunma hakkının kısıtlanmaması işin temeli ve esasıdır. İddianame bir kere kabul edildikten sonra en kısa sürede davalı partiye, burada sanık demiyoruz, davalı partiye, ama bir hukuk davası da değil. O, yani dediğim gibi özel bir dava türü. Davalı partiye bu iddianame tebliğ edilecek ve savunmalarını yapmaları istenecek. Yer ceza davasında olduğu gibi. Bu savunma yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde ve iki safhada yapılabiliyor. Yani ikisinin de yapılması gerekiyor. Burada şunu belirteyim, orada siyaset yasağı getirilmesi istenen çok, yani yüzlerce, tam rakamı madem ki bir düzeltmeye tabi olma ihtimali var, o düzeltildikten sonra görürüz, ama yüzlerce kişinin teker teker gelip savunma yapmaları gerekmiyor. Çünkü bu kişiler değil yargılanan parti. O itibarla sadece parti yetkililerinin yapacakları sözlü savunmalar, varsa avukatlarının yapacağı savunmalar, verecekleri yazılı savunmalar ve bundan sonra da bu savunmaların tekrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilerek bu konuda esas hakkında mütalalarını göndermeleri istenecek. Yani ceza yargısında olduğu gibi savcının son mütalası. Savcılık eğer bu savunmalar ışığında kapatma değil de daha hafif bir yaptırım, yani hazine yardımından mahrumun yeterli olacağı yolunda da görüş verebilir. Mutlaka kapatma şeklinde karar çıkması gerektiğine dair de görüş verebilir. Yani teorik olarak davalı partinin kapatılmamasına hükmedilmesi yönünde de bir tavsiye, yani görüş mütalaa verebilir. Ama tabii ki muhtemelen öyle bir şey olmayacaktır. Bu işin teorik kısmı. Yani orada top tamamen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında. Eğer kapatılması yönündeki görüşünü devam ettirirse, ki ettirecektir, o zaman Anayasa Mahkemesi heyeti de kapanacak ve bu bütün iddiayı, savunmayı ve delilleri, yani deliller dediğimiz partinin bölücü faaliyetlerin odağı olduğunu gösterir olguları, açık kaynaklardan alınmış, yani tamamen bir şey olan, açık delil olan bu olayların, eğer aksi inkar edilmişse, yani parti bunları biz yapmadık, biz söylemedik, işte ne bileyim bu YouTube'da çıkan bu videodaki kişiler bize ait değildir, bunlar kurgudur vesaire gibi savunmalar yapmış olurlarsa, bunların da doğruluğu tabii tahkik edildikten sonra bir neticeye varılacaktır. Evet. Yani süreç bu. Yani sürecin uzunluğu konusunu soracak olursanız, dediğim gibi savunma hakkına bağlı bu. Parti savunmasını ne kadar süratle yapar, kaç ayda yapar. Yani kaç ayda derken benim tahminim yani en fazla 1-2 ay içinde bu savunmaları yapabilmeleri. Hadi bilemediniz 3 ay içinde yapabilmeleri lazım. Ama çok uzun süreler isterler ve bu savunma hakkını kötüye kullanırlarsa bu ek süreler verilmeyebilir. Yani Sayın Paksu, şimdi anladığımız kadarıyla aslında tek tek insanların savunması olmayacak. Yani bir parti kapatma davası olduğu için kapsamlı bir savunma yapılacak. Yani burada bunu anladık. Evet. Dolayısıyla süre kısalmış olacak parti bu anlamda. Parti güzel kişiliğinin savunması yapılacak. Evet. Süre bu şekilde kısalacak. Peki efendim, diyelim ki Anayasa Mahkemesi işte iddianamede kapatılması yönünde geldi. Yani bu yönde bir talepte bulundu Savcılık Makamı. İddianame bu şekilde geldikten sonra yeniden, ya da talep bu şekilde geldikten sonra Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesi? Şu anda 15 üyesi var bildiğim kadarıyla. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması yönünde karar vermesi için kaç üyesinin evet demesi lazım? Evet. Yani tabii nitelikli çoğunluk gerekiyor. Ama öncelikle kapatma mı yoksa
Yani başka yaptırıma mı tabi tutulacağına karar vermek, yoksa hiçbir yaptırıma ihtiyaç olmadığı, partinin tamamen anayasal ve yasal olduğu şeklinde mi karar verilecek? Bunu belirlemek için önce parti bu bölücü faaliyetlerin odağı olmuş mudur tespitine gidilecek. Bu konuda karar verilecek. Eğer bunun yaptırımı olarak da kapatmaya gidilecekse nitelikli çoğunluk olan 2/3 üyenin oyu gerekecek. Peki, şimdi diyelim ki Anayasa Mahkemesi kararını verdi ve kapattı bu partiyi. Yani ben böyle sürekli kapatma üstüne sorular soruyorum. Çünkü en çok merak Tabii edilen tabii konu bu. tabii Elbette tabii bir tabii müdahale tabii tabii. anlamında değil efendim söylediklerim. Siz bir hukukçusunuz, çok daha iyi bilirsiniz. Anayasa Mahkemesi kapatma kararı verdi ve bu parti tamamen kapatılır mı? Yani başka bir mahkeme bunu, mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle bir yetkisi ve hakkı var mıdır Türk kanunlarına göre? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tabii ki kapatılan bir parti başvuru yapabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi incelemesini yaptıktan sonra burada bir yani siyaset hakkının ya da örgütlenme hakkının, parti kurma hakkının ihlal edildiğine karar verebilir. Ama bunu gerekçelendirmesi lazım. Yani partinin söyledikleri terörizme destek veren husus, olgu ve ifadelerin aslında ifade hürriyeti içinde kaldığı ve kapatmayı gerektirmediği şeklinde bir sonuca varırsa, o zaman burada bir ihlal kararı olduğuna hükmedecek. Tabii ihlal kararı verilmesi durumunda ne olur? Onu ayrıca değerlendirmek lazım. Yani otomatik olarak Anayasa Mahkemesi kararının hükümsüz ve etkisiz kalarak partinin açılması anlamına gelmeyeceği muhakkak. Ama buradaki ihlal nasıl giderilir? Ona bakılması lazım. Tabii ki Avrupa İnsan, yani bunlar hep varsayım. Varsayım üstüne Varsayım, evet. varsayım söylüyoruz. Yani kapatılma kararı verecek, ahime gidecek, onlar da ihlal kararı verecek gibi 2-3 varsayımı üst üste koyuyoruz ama yani onun sonucunda da işte ne olacağını da o günkü şartlarda ve olursa şayet öyle bir durum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal gerekçelerinin ne olduğuna bakmak lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal bulmayabilir de nitekim daha evvel işte Batasuna örneğine dayanarak yine bir başka kapatma davasında ihlal bulmamıştı. Birçok kapatma davasında ihlal bulmadığı durumlar da var zaten. Evet. Sayın Paksu çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok net aydınlattınız bizi. Sorularımızı çok net biçimde cevapladınız. Sorularımız da bu şekilde cevaplanmış oldu. Saygılar sunuyoruz efendim yayınımıza katıldığınız Teşekkür için. ederim. Çok teşekkürler efendim. Sağ Sağ olun. İyi olasın. yayınlar. Çok teşekkür Sağ ederim. olasın. Evet değerli izleyiciler gerçekten Sayın Osman Paksüt eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili son derece net biçimde sorularımıza cevap verdi.